annem gelmiş. Bir hafta boyunca kitap yüzü açmadın. Bu dönemde derslerin kötü olacak. Bugün otur ders çalış. Güzel şeysin ya. Pardon da anne. Çalışarak herkes bir şey başarabilir. Ama ben doğal zekamla başarmaya çalışıyorum. O yüzden çalışmıyorum. Şimdi size çok rahatlatıcı bir şey söyleyeceğim. Hani hoca soru sorar, sen de elini kaldırırsın. Sonra hoca başka birini seçer ve senin verdiğin cevap yanlış çıkar. İşte o sıradaki rahatlık hiçbir yerde yok. Ya bugün hoca gelmiş, pamuk mu daha ağırdır, demir mi daha ağırdır diye soruyor. Güzel şeysin ya. Tabii ki de pamuk daha ağırdır hocam. Sonuçta uçak demirden yapılıyor. Gemi demirden yapılıyor. Ama gemiyi pamuktan yaparsanız direkt batar. Dedim, beni yine müdürün yanına gönderdi ya. Yine ne yaptım? Ders çalışmıyorum diye annem bugün gelip artık şu hafta sonları bir ders çalışmayı öğren diyor. Güzel şey seni ya. Pardon da anne. Ders çalışmak adına verdiğin mücadeleyi anlatsam beni buradan alıp müdür olarak bir şirkete atardınız anne. Bulunca mutlu olayım diye ceketimin cebine 20 lira bıraktım. Annem ceketimi almış ve güzel 3 saatlik programda makinede yıkamış. Güzel şey seni ya. Pardon anne, ben 3 gündür bu acıyla yaşıyorum. 20 lira istediğimde ceketimin cebine koymasaydım diyor. Allah'ım yarabbim ya. Kankam bugün gelmiş. Kanka sen benim numaramı mı sildin? WhatsApp'ta profilin görünmüyor. Güzel şey seni ya. Pardon da kankacığım, 2 gün beni arayıp sormayan kankalarımın numarasını siliyorum. 2 gün nedir ya, sen kankasın yani. 2 gün bekler mi insan? Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Kankamla benim için üniversitede stalk bölümü açar mısınız? Ki eğitim hayatımız boyunca yaptığımız ve en iyi öğrendiğimiz şey bu. Yani başka iş yaparken bizi düşünemiyorum. Bugün matematikçi yaş soruları soruyordu. Benim verdiğim cevaplarda sürekli cevabım bir yaş fazlası çıkıyordu. Hoca gelmiş. Sürekli bir yaş fazla söylüyorsun. Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Ben annemizin karnını 9 ay boyunca durduğumuzu hesaba katmıyoruz. Boşa mı durduk biz orada? Kankama derste birazcık dedikodu yapalım dedik. Hoca direkt kankama bir daha konuşursan 0 vereceğim. Ben de dedim ki hocam sadece bir şey söyledi. Gelmiş bana diyor, sen bunun avukatı mısın? Güzel şeysin ya. Pardon da hocam, avukat olsam neden baştan okuyayım? Hı? Şunu hiç unutmuyorum. İlkokulda yerli malı haftası olduğunda anneme gidip anne okula ne götüreceğim demiştim. Annem de sen gitsen yeter kızım demişti. Hocaya gidip bunu söylediğimde hoca akşamına annemi arayıp tebrik etmişti. Hocalar hani şey diyor ya, bir soruyla arkanda 10 binlerce kişi bırakıyorsun diye. Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. O 10 binlerce insanın hesabını diğer tarafta nasıl vereceğiz hocam? Bugün derste hoca gelmiş, tatilden önceki konuyu anlatmamı istiyor. Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Ben gelip şimdi size bir şey anlatsam, 2 hafta sonra ben de anlatmıştım, anlat bakalım desem hoşunuza gider mi hocam? Azıcık bir empati kurun ya. Ya ben şu düzeni bir türlü çözemedim. Şimdi biz parasını verip dershaneye yazılıyorduk. Hoca gelmeyince de seviniyorduk böyle. Şimdi biz zengin miydik yoksa gerizekalı mıydık? Çözemiyorum. Bugün derse hoca gelmiş. Sessiz olun, beni yormayın. Sakın bugün benim 8. dersim. Güzel şeysin ya. Ya sanki biz yeni geldik değil mi hocam?
hocam, bizim daha birinci dersimiz. Ya bizim de 8. dersimiz. Asıl siz bir susun da ders işlemeyin hocam. Ya her sabah okula giderken otobüste şöyle bir öğrencilere bakıyorum. Bir kahkaha var, bir gülmeler. Ya siz okula giderken her gün sabahın güne nasıl böyle enerjik olup uyanabiliyorsunuz? Ya ben ayakta zor duruyorum. Otobüste şöyle 5 dakika dayanıp uyusam diye yer arıyorum ya. Abi bu okul sevdası nereden geliyor? Şimdi ben bir şey çözdüm. Çevremde geri zekalı dolu. Ama bu geri zekalılar ikili grup halinde dolaşıyorlar. İşine yarayan her bilgide üstün zekalılar. Ama sınav haftası tam bir geri zekalılar. Hemen örnek veriyorum, kankamla ben gibi. Ya hocaya soruyorum ki, hocam sınav kolay mı? Verdiği cevap şu, çalışan için her şey kolay. Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Hani çalışan yapardı, bu sorular ne? Ahiret soruları sizin sorularınızın yanına daha kolay kalır hocam. İyi oldun, seçmeli derslerde böyle sınav gününü bekliyorum. Hoca gelip sınav tarihini açıklayınca o öndeki gıcık kız var ya hocaya. Hocam sınav tarihini erteleyebilir miyiz? Memlekete gitmem lazım. Diyor ya, aha böyle ayağını ağzına sokasım geliyor. Ya ne zaman böyle ders çalışma isteğim gelse şeytan ne ders çalışması gel televizyon izleyelim diye aklımı çeliyor. Tabii ben de annemin dediği gibi şeytan aklına uymuyorum. Gidip bilgisayarımın başına geçip saatlerce oyun oynuyorum. Bugün hoca ödevi yapmadım diye gelmiş. Ders çalışmayacaksan, ödev yapmayacaksan okula neden geliyorsun? Git evde dur. Diyor. Güzel şeysin ya. Pardon da hoca. Ben okula kankamla saçmalamak, kankamla dedikodu yapmak ve uyumak için geliyorum. Yoksa ben de biliyorum yani bir işe yaramadığımı. Bugün sabahın köründe hoca gelmiş. Sabah erken uyanmak diş tutar ve ömrü uzatır diyor. Güzel şeysin ya. Pardon da hocam, her gün sabahın köründe okul için uyanınca nedense mutlu olamıyoruz. Mutlu olamadığımız için ömrümüz uzasa ne olur? Hocalar her seferinde yeri gelince gelip eğleneceğiz, yeri gelince de tabii ki de ders diyor. Güzel şeysin ya. Pardon da hocam. Eğitim hayatım boyunca ders kısmında takılı kaldık. Biz ne zaman gülüp eğlenme faslına geçeceğiz? Sıkıldık yahu. Bu ne? Ders. Ya bugün babamla yabancı bir filmi izliyoruz. Orada Amerikalı çocuk babasına "Hay Jack!" diyor. Şöyle bir babama baktım. Babam şöyle bir bana baktı. "Selam Durmuş!" desem beni terlikle kovalar, çaydanlıkla döver. Prensip meselesi aslında. Ya bugün doktora gittim, bana "Ağrı nerede?" dedi. Güzel şey seni ya. Tabii ki de Doğu Anadolu bölgesinde dedim. Beni oksijen tüpüyle kovaladı. Ne yaptıysam. Doktorlar da garip kardeşim ya. Ya bugün annemin ama benim hiç tanımadığım akrabalarına gittik bayramlaşmaya. Annem "Ayıp olur, gidince ellerini öp" dedi. Ben de para verirler diye ellerini öptüm, böyle ellerini ağzıma sokuyorlardı. Bana vere vere şeker verdiler. Güzel şey seni ya. Ben sizin elinizi şeker verin diye mi öptüm? Yanınızda nakit yoksa IBAN atabilirim yani. Şeker eskide kaldı ya, bu nedir? Farklı kızdır kız. Gelmiş. Bayram tatili de bitti. Sen daha bir kitap yazar
bugün 150 tane matematik sorusu çözmeyip rakiplerimi bir adım öne geçirdim. Çünkü İslam yardımlaşma dinidir anne. Hoca bugün bayram tatili boyunca neden EBA'ya girmedin? Bu nasıl tembelliktir ya? Diyor. Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Tembel değil hocam. Ona çalışmayan birey diyeceksiniz hocam. Ya anneme diyorum ki, anne sınav haftan başlıyor. Bana bir dua et de yüksek alayım. Gelmiş bana, ben zaten sana ve sınıf arkadaşlarına dua ediyorum diyor. Güzel şeysin ya. Pardon da anne, sen sınıf arkadaşlarıma neden dua ediyorsun? Onlara da dua ettiğin için, ailesi de onlara dua ettiği için onlar benden yüksek alıyor. Sonra bana gelir, Ayşe teyzenin kızı yüzü almış, sen neden düşük alıyorsun diyorsun. Etme onlara dua ya. Ya bugün babam geldi, kumanda çalışmıyor, kumandanın bir piliyle oyna dedi. Ben de tamam baba oynarım dedim, böyle oynadım. Kumandanın piliyle böyle oynadım diye bana kızdı. Güzel şey seni ya. Pardon baba, başka kumandanın piliyle nasıl oynanır? Ne yapayım, top atayım, tut kıs 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 mı diyeyim pile? Aa. Ya kankam gelmiş, her hafta sonu kanka buluşalım mı diyor. Güzel şey seni ya. Pardon da kanka. Okul harçlıklarım sadece dualarla buluşmaya yetiyor. Ne olur beni hiçbir yere çağırma. Ya bugün okulun kütüphanesinde ders çalışacağım derken saati fark etmeyip eve geç kaldım. Ve babam da merak edip okulu aramış. Eve gittim de babama bir baktım, şükür namazı kılıyor. Güzel şey seni ya. Pardon da baba, gören de hiç ders çalışmıyorum sanacak yani. Allah'ım ya. Ya bugün kardeşimle kavga ediyorduk. Tam o sırada televizyondan bir kadın, ben bitkinin annesiyim dedi. Bunu duyan anne, ben de iki köpek annesiyim diyor. Güzel şeysin ya. Pardon da anne. Bir kere ilk önce o senin yerden bücücük kızın köpekliği başlattı. Neden o suç bana kalıyor ya? 3 gündür odamdan çıkmıyorum diye annem, gel bir yer göstereceğim sana deyip beni evin salonuna götürdü. Diyor ki, bak burası evin başka bir bölümü. Burada koltuklar var. Burada da oturabilirsin diyor. Güzel şeysin ya. Kaç kardeşsiniz evladım? 4 kız kardeşiz teyze. Hepiniz kız mı? Yok, ablam oğlan aslında. Anne kalk gidelim Allah'ı seversen ya. Ya ben bu hocaları anlamıyorum. Her seferinde, hadi bak derste neyse, teneffüste görüyor. Kızım geldi gel. Ne oldu hocam? Bana kantinden tost al, bana kantinden çay getir, bana kantinden kahve getir, yok su getir, yok onu getir, yok bunu getir. Güzel şeysiniz ya. Pardon da hocam, siz bizi hizmetçi gibi kullanıyorsunuz. Siz bize her zaman ne diyorsunuz? Kendi ödevlerinizi kendiniz yapın, her şeyi kendiniz halledin diyorsunuz. O zaman size kendi işinizi kendiniz yapın hocam. Bulunca mutlu olayım diye ceketimin cebine 20 lira bıraktım. Annem ceketimi almış. Güzel 3 saatlik programda makinede yıkamış. Güzel şeysin ya. Pardon anne, ben 3 gündür bu acıyla yaşıyorum. 20 lira istediğimde ceketimin cebine koymasaydım diyor. Allah'ım yarabbim ya. Sınıfta kalemim yere düşünce ayağımla böyle itekliyorum. Ondan sonra öndekine dokunuyorum. Kalemimi verir misin diyorum. O da veriyor. Güzel şey beni ya. Ben bu zekayla hayatı bedava yaşarım be. Şimdi bir işçi bir binayı 37.300 saniyede yapıyormuş. O zaman 37.300 işçi bir binayı bir saniyede yapsın. Nerede oran orantı?
Artık benim için matematik tamamen bitmiştir. Anne kın, best friend'im, kankan okul ilk günü beni gerizekalı sanmış. Buna anneme söyledim, annem direkt kankamı aradı. İlk görüşte nasıl anladın? Dedi. Güzel şeysin ya. Pardon anne, ben bunu gerizekalı sanmıştım bir kere. Öğretmenler odasına dalıp böyle aralarına hi 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 diye gülen öğretmenlere komik bir şey varsa bize de söyleyin, biz de gülelim hocam deyip intikam alasım var. Hocalara her zaman şu matematik sorusunu sormak istiyorum. Şimdi iki musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyorsa sevgilisi telefona bakmamış kızı kankası kaç saatte doldurur? Kolaysa bunu çözün hocam. Bugün kankamı rüyamda gördüm. Gidip kankama söyledim. Gelmiş bana. Ne yapıyordun kankam? Diyor. Güzel şeysin ya. Mal mısın kanka sen? Sen de vardın ya, ne yaptığımızı hatırlamıyor musun da gelip soruyorsun. Yarabbim ya. Ya banyoda hamamda C'yi gördüm. Böyle antenlerini dikmiş bana bakıyordu. Ben de direksel spreyi sıktım ölsün diye. Ama bir baktım, hamam böceğinin antenleri böyle dimdik oldu. Sonra bir baktım kaçıyor, ölmedi. Şimdi diğer arkadaşların yanına çok havalı şekilde gidecek. Ya kankama çok ama çok önemli bir mesaj attım. Ama o cevap verme süresi var ya. Horozdan yumurta, lanter soydan bebek beklemek gibi bir süre yani. Ay madem okul benim ikinciydi, satıyorum o zaman. 25 odalı, 5 salonlu, 10 tuvaletli, bahçesi ve spor salonu var. Klima ve kaloriferli ev satılıktır. Ha bir de içindekiler de bedava. Oh be, artık okula gitmek zorunda kalmayacağım. Ya annem her zaman her şey konuşarak çözülür dedi. Ben de buzluktan çıkarmayı unuttum. Kıymayı şimdi çıkardım. 2 saattir konuşuyorum, kıyma çözülmedi. Ya nerede hata yapıyorum ya? Ben gidip bir daha bir konuşayım. Kıyma!